Evet değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Kader inancı ünitesinden sonraki ikinci ünitemiz zekat ve sadaka ünitesi. Şimdi bu üniteyle ilgili soruları çözmeye başlayalım. Ve ilk soru, aşağıda zekat ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Ekonomik dengesizliğin giderilmesine katkı sağlar. Katkı sağlar mı? Evet, doğru. Yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirir demiş. Kesinlikle doğru. İnsanlar arasındaki sevgi ve saygıyı artırır demiş. Evet. D şıkkında da toplumsal sınıf farklılıklarını koruma altına alır demiş. Hayır, yanlış. Zekat ibadeti toplumsal sınıf farklılıklarını aza indirmek, yok etmek için arkadaşlar var olan bir ibadettir. Burada koruma altına alır demiş. Yanlış. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bir sonraki soruya geçtik. Bu özelliklerin tamamı aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle ilgilidir demiş. Şimdi miktar sınırlaması yok. Zengin olmak şart değil. Allah rızası için gözetilen her türlü yardım ve her zaman her yerde yapılabilecek olan bir ibadet. Hangisi bu arkadaşlar? Tabii ki sadaka. Sadaka da biliyorsunuz miktar sınırlaması yoktur. Maddi manevi her türlü yapılabilir arkadaşlar. Bir tebessüm bile sadakadır, değil mi? Bizim inancımıza göre. Zengin olmak şart değil. Allah rızası için gözetilen her türlü yardım dedik, maddi manevi. Her zaman ve her yerde de yapılabilir arkadaşlar. Bir mekan sınırlaması da yok. O yüzden cevabımız A şıkkı. Evet. Bir sonraki sorumuz. Metindeki yardımlaşma şeklinin demiş ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir. Metnimizi okuyalım. Hayırsever bir vatandaş bir bakkala girerek ihtiyaç sahibi ailelerin veresiye defterindeki borçlarını ödedi. Bakkal sahibi olayla ilgili şunları anlattı. Genç bir adam bakkala geldi ve borcunu ödemekte zorlanan müşterimin olup olmadığını sordu. Söylediğim kişilerin borçlarını hesaplatıp ödedi. Kim olduğunu sorduğumda ise sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir hadisini hatırlatarak ismini söylemekten kaçındı. Şimdi arkadaşlar, metindeki yardımlaşma şekli biliyorsunuz son zamanlarda da ülkemizde bayağı haberlerde, sosyal medyada gördüğümüz bir yardımlaşma şekli. Bakkaldaki veresiye defterlerinden insanların borçlarını silme şeklinde gerçekleşiyor. Bunu çokça duyuyoruz. Gayet güzel bir yardımlaşma şekli. Hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir? İhtiyaç sahipleri tespit edilmelidir. Evet, ihtiyaç sahiplerini tespit etti bakkala giderek. Veresiye defterinden buldu. Yardım edilen kimselerin onuru zedelenmemelidir. Alıyoruz arkadaşlar çünkü yukarıda adam bakkala gidip borcu olanları tespit etti. Şimdi borcu olanlar borcunun kime ödediğini bilmiyor. Yani yardımı gizli yapıyor. Alan borcu ödenen kişi kimin ödediğini hiçbir şekilde bilmiyor. Bu şekilde arkadaşlar onuru zedelenmemiş oluyor. Bu tavsiye edilen bir yardım şeklidir. O yüzden 2'yi de aldık. 3'e bakıyoruz. Yardım etmeye akraba ve yakınlardan başlanmalıdır demiş. Şimdi burada akraba ve yakın yok. Hiç tanımadığı insanlar var parçada gördüğümüz üzere. O yüzden 3'ü almıyoruz. Cevabımız A şıkkı 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir demiş. Şimdi bazı ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli zenginlik ölçüsü ki biz buna ne diyorduk? Nisap. Nisap miktarı. Zenginlerin yılda bir kez mallarının belli miktarını vererek yaptıkları ibadettir arkadaşlar. Zekattır. Gücü yetenlerin Ramazan ayının sonuna kadar vermekle yükümlü oldukları sadaka ise fitredir. Ya da gerçi fitre halk arasındaki tabiri arkadaşlar fıtır sadakası denir. Halk arasında fıtır sadakasına fitre de deniyor. Şimdi fitreyi eledik, nisabı eledik, zekatı eledik. Fidye demiş bir de burada. Fidye. Fidye yukarıda yok. Fidye nedir arkadaşlar? Bazı ibadetlerde arkadaşlar mesela oruç tutma gibi işte hac gibi ibadetlerde olası kusurları örtmek için olası kusurları gidermek için daha doğrusu ödenen mali bir bedel miktar. Mesela yaşlılar oruç tutamaz biliyorsunuz. Bazı yaşlılar oruç tutamazlar, zorlanırlar. Onlar da bu tutamadıkları gün sayısınca arkadaşlar
bir yoksulu yedirirler. Biz buna fidye diyoruz. Hac ibadetinde de yine bazı kusurlar olabiliyor. Bu kusurları gidermek için, bu kusurların bertaraf etmek için bazı bedeller ödeniyor arkadaşlar. Yine bu bedel de fidyedir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yukarıda fidyenin tanımı hiçbir şekilde yok. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Geçtik bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi zekat vermekle yükümlü olan kişinin özelliklerinden biri değildir demiş. Şimdi zekat vermekle yükümlü olan kişi akıllı olmalı mıdır? Olmalıdır. Zengin olmalıdır. Tabi belli bir maddi birikime sahip olması lazım. Zengin olmalı. Şimdi sağlıklı olmak demiş. Sağlıklı olmak dursun şimdilik. Müslüman olmalı mıdır? Evet. Müslüman da olmalıdır. Şimdi sağlıklı olmayı neden almadık arkadaşlar? Sağlıklı olmak mesela adam grip oldu diyelim. Veya adamın kolu kırıldı. Ayağında bir çatlak oluştu. Bir takım böyle bedeninde bazı rahatsızlıklar meydana geldi diyelim. Şimdi bu adam zekat vermeyecek mi? Hayır, verecek. Bu zekat vermesine mani bir durum değil. Sağlıklı olmak tamam, mental açıdan işte zihnen bir beynin sağlıklı olması lazım. Zeka olarak herhangi bir sıkıntının olmaması lazım. Ama bedenen, vücut olarak bir sağlıklı olmak gibi bir şart aranmıyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Geçtik bir sonraki soru. Bu parçaya bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. İlk insan topluluğundan günümüze kadar gelen tüm toplumlara peygamberler gönderilmiştir. Medyen halkına gönderilen Hazreti Şuayb da diğer peygamberler gibi hakkı anlatma mücadelesi vermiştir. Hazreti Şuayb kavminin haksız kazanç elde etmesine karşı durmuş ve kavmine ticarette doğruluğu tavsiye etmiştir. Hazreti Şuayb'ın defalarca tebliğ etmesine rağmen haksız kazançtan vazgeçmeyen ve Allah'a kulluktan yüz çeviren Medyen halkı Allah tarafından cezalandırılmıştır. Hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Her topluma peygamberler gönderildiğine demiş. Evet, ulaşabiliyoruz. İlk insan topluluğundan günümüze kadar gelen tüm toplumlara peygamber gönderilmiştir demiş. Buna ulaştık. Hazreti Şuayb'ın hangi kavme gönderildiği ulaşabiliyor muyuz? Evet, ulaşabiliyoruz. Medyen halkı arkadaşlar. Burada birkaç yerde geçer. Medyen. Ulaştık. Hazreti Şuayb'ın sabırla tebliğ görevini yerine getirdiğine, evet, buna da ulaşabiliyoruz. Hazreti Şuayb'ın defalarca tebliğ etmesine rağmen haksız kazançtan vazgeçmeyen demiş. Defalarca, burada defalarca tebliğ etmesine rağmen, peygamberlerin arkadaşlar görevidir bu, tebliğ etmek ve defalarca eder. Sabırla buna devam eder arkadaşlar. Buna da ulaştık. Hazreti Şuayb'ın kavminin Allah'a iman edip kötü davranışlardan sakındıklarına parçadan ulaşamıyoruz. Böyle bir bilgi yok. O yüzden cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Evet, Maun suresi ile ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleştirilen tutumlardan biri değildir? Maun suresi biliyorsunuz 107. sure Kur'an'daki sıralamasına göre. Bakalım, mealini okuyalım şimdi. Gördün mü o hesap gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksulu yedirmeye özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Gösteriş yaparlar, ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Şimdi arkadaşlar, parçada bencillik var mı? Var. Yoksulu yedirmeye özendirmiyor. Sadece kendini düşünüyor. Yetimi itip kakıyor. Bencillik var. Karamsarlık var mı? Karamsarlık dursun şimdilik. İnkarcılık. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İnkar var. Riyakarlık var mı peki? Riyakarlık biliyorsunuz gösteriş yapmak demek arkadaşlar. Riyakarlık. Riyakarlık var mı? Evet, bazı gösteriş için namaz kılanlara burada bir eleştiri var arkadaşlar. Gösteriş yaparlar demiş. Riyakarlık var. Ama karamsarlıkla ilgili herhangi bir eleştiri burada yok. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Ve son sorumuz. Yukarıda verilen ürünlerden hangisinin zekat oranı yanlış verilmiştir demiş. Şimdi bakıyoruz. Büyükbaş hayvanlar. Büyükbaş hayvanların zekat oranı kaçtı arkadaşlar? Evet, 30'da 1. Burada bir yanlışlık yok. Doğru. Tarım ürünleri demiş. 30'da 1. 30'da 1 tarım ürünleri. Hayır, yanlış. Şuna bir eksi atacağız. Şimdi açıklamasını yapacağım.
Küçük baş hayvanlar 1/40. Doğru. Cevabımızı bulduk aslında. Bursa seçeneği ama yine diğerlerine de bakalım. Altın demiş yine 1/40. Evet doğru. Şimdi tarım ürünleri 1/30 demiş. Yanlış. Tarım ürünleri arkadaşlar eğer sulamadığımız, herhangi bir şekilde masraf etmediğimiz, su masrafı falan olmayan bir tarım ürünü ise bunun zekat oranı 1/10. Ama eğer suladıysak, masraf ettiysek bunun zekat oranı da 1/20 arkadaşlar. Yani daha azdır. Zekat oranı daha azdır. Şimdi 10 ile 20'yi de karıştırmayın. 20 olunca daha az oluyor biliyorsunuz. Bunu şey gibi düşünün, yani bir böyle yaş pasta gibi düşünün. Bunu bir böyle 10'a bölün arkadaşlar. Bir de 20'ye şöyle bölmeye çalışın. Şuradan böyle 20'ye bölmeye çalışın. Biliyorsunuz 20'ye böldüğünüz zaman parçaları daha küçük olur. O yüzden 1/20 daha azdır. Bunu da karıştırmayalım lütfen. Yine dediğim gibi eğer masraf ettiysek, suladıysak 1/20. Ama eğer yağmur sularıyla sulandıysa, herhangi biz bir ekstradan maddi bir sulamaya girişmediysek, o yüzden yani öyle olursa da 1/10 arkadaşlar. Burada 1/30 demiş. Her türlü yanlış zaten. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet, zekat ve sadaka ile ilgili 8 soru çözdük. 3. ünitede görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.